Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Bewertung eines Romans, yani roman incelemesi. Dilerseniz dersimiz başlasın. Arkadaşlar, başlığa bakacak olursak Bewertung eines Romans, Bewertung değerlendirme demek. Roman da adı üstünde zaten roman demek. Bir romanın değerlendirilmesi. Ancak güzel Türkçemizde ne deriz? Değerlendirmeden ziyade ne deriz? Roman incelemesi deriz. Dolayısıyla az önceki yapmış olduğum anons Bewertung eines Romans, yani roman incelemesi güzel Türkçemizdeki karşılığıymış. Eine Kritik schreiben, adının anlaşılacağı üzere bir kritik yazma, yani bir eleştiri yazmayla alakalı bir ders bu arkadaşlar. Öncelikle bölüm bölüm gidiyoruz. Bir kritik, bir roman ne şekilde incelenir? Hangi bölümleri, hangi noktaları ne şekilde değinilmesi gerekir? Hangi yapılarla bu sözlü ya da yazılı olarak ifade edilir? Bunu görüyor olacağız. Şimdi alt başlığa baktığımızda arkadaşlar Einstieg denmiş. Einstieg giriş demek arkadaşlar. Yani ben bir romanı incelediğimde ya da bir eser olabilir, bir edebi eser olabilir, bir film olabilir. Bunu ne şekilde incelerim? Einstieg, yani bu giriş bölümüne baktığımızda Titel, Schriftsteller, ya. Evet, bu başlıkları görüyoruz. Titel, başlık demek arkadaşlar. Bu romanın başlığı, filmin başlığı olabilir. Schriftsteller ya da Schriftstellerin, bu yazar demek arkadaşlar. Ja, bilindiği üzere yıl demek. Demek ki ben bu giriş bölümünde eser hakkında bilgi verecek olursam öncelikle ne yapıyormuşum? Konu hakkında ya da başlık hakkında Titel, Schriftsteller, yazar hakkında ve ya yıl hakkında bilgi vermem gerekiyor. Peki ben bu bilgiyi verdiğimde hangi yapıları kullanacağım? Hangi cümleleri ya da evet, bu yapıları nasıl değerlendireceğim? Bunu inceleyelim. Es handelt sich einen Roman. Evet. Öncelikle bir baktığımızda arkadaşlar, bakın burada refleksif bir durum var. Es handelt sich bir şey hakkında. Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Böyle bir konu, böyle bir durum geçiyor gibi diyecek olursam es handelt sich demiş oluyorum. Bir roman hakkında derken einen Roman demiş oluyorum. Dolayısıyla konu bir roman hakkında diye birebir güzel Türkçe'ye çevirecek olursam es handelt sich einen Roman, veya arkadaşlar eser demek, bir eser hakkında diyecek olursam einen Roman yerine einen Werk da diyebilirim. Dolayısıyla es handelt sich einen Werk de diyebilirim. Bu bir işte yazarsa von dem Schriftsteller, bu bir erkek yazarsa von dem Schriftsteller demiş oluyorum. Bu bir kadın yazarsa die Schriftstellerin ne olacak arkadaşlar? Datiflikten dolayı der Schriftstellerin demiş olacağım. Dolayısıyla roman ya da eser yazar falanca ile ilişkili ya da işte onun bir eseri diyecek olursam demek ki es handelt sich einen Roman von dem Schriftsteller şeklinde devam ediyoruz. Şu başlıkla diyecek olursam mit dem Titel diyeceğim. Demek ki mit dem Titel şu başlıklı, şu yazarın falanca eseri ya da falanca romanı demiş oluyorum burada. Evet, tek bir cümlede ne yapmış oluyorum? Bütün bu yapıları işin içerisine katmış oluyorum. Roman şu yılda, şurada, falanca yerde yazıldı diye söyleyecek olursam, bakın burada wurde geschrieben kalıbını görüyoruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne demiş oluyorum? Der Roman wurde im Jahr in geschrieben denmiş oluyor. Söz gelimi işte roman işte 1987 yılında İstanbul'da yazıldı diyecek olursak ne deriz? Der Roman wurde im Jahr 1987 in İstanbul geschrieben demiş oluyoruz. Romanın girişini yaptık. Şimdi de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Romanın içeriği hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Almanca'da içerik
Inhaltswiedergabe demek arkadaşlar. Demek ki Inhaltswiedergabe romanın içeriği anlamına gelen içerik. Demek ki Inhaltswiedergabe'ymiş. Şimdi ben bunu romanın içeriği hakkında işte roman şunun hakkında diyecek olursam Der Roman handelt von, evet roman şununla alakalı, şununla ilgili gibi handelt von yerine ben beschäftigt sich mit de diyebilirim. Sich beschäftigen mit, bakın burada arkadaşlar. Beschäftigen neydi? Bir şey ile meşgul olmak demekti. Bakın, beschäftigen sich refleksiflik gerektiriyor ve mit ile beraber kullanılıyor. Bakın, der Roman handelt von diyebileceğim gibi der Roman beschäftigt sich mit diyebilirim. Ya da konu, romanın konusu şu diyecek olursam Thema des Romans ist. Bakın burada da gene genitif bir yapı var. O da Thema des Romans ist. Bakın bu üç yapı aynı şeye gitmiş oluyor. Hatta burada bir yapı var ki o da gene aynı anlama geliyor. O da şu. Im Roman geht es um. Evet, roman şunun hakkında. Bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar. Im Roman geht es um. Thema des Romans ist. Ya da der Roman handelt von ya da der Roman beschäftigt sich mit, güzel Türkçemizdekinin aynı, nedir o? Roman şununla ilgili anlamına gelmiş oluyor bu dört yapı. Devam edelim. Die Geschichte beginnt mit. Evet, die Geschichte daha önceden görmüşüzdür mutlaka arkadaşlar önceki derslerimizde. Die Geschichte'nin iki anlamı var. Birisi hikaye, diğer anlamı da tarih demek. Dolayısıyla burada hikaye şöyle başlıyor diyecek olursam Die Geschichte beginnt mit. Demek ki hikaye şöyle başlıyor derken Die Geschichte beginnt mit demiş oluyorum. Danach, bunu daha önceden görmüştük. Ondan sonra. Demek ki ben bir şey anlatırken hikaye şununla başlıyor. Die Geschichte beginnt mit. Ondan sonra şu oluyor diyeceğim. Danach. Ondan sonra da später. Demek ki Die Geschichte beginnt mit, hikaye bununla başlıyor. Sonra şu oluyor, danach, ondan da sonra später anlamına gelmiş oluyor. Ben romanı kapattığımda, yani konuyu anlattım ve diyorum ki işte romanın sonu şöyle bitiyor. Ona bir bakalım. Der Roman endet tragisch. Evet, roman enden neydi arkadaşlar? Sonlanmak demekti. Tragisch, güzel Türkçemizdekinin anlamıyla aynı. Trajik demek arkadaşlar. Yani olumsuz değil mi? Kötü bir şekilde bitiyor derken Der Roman endet tragisch diyorum. Ya da mutlu son deriz ya arkadaşlar. Almanca'da biz buna happy end. İngilizce'den alıntı happy end. Mutlu son demek. Dolayısıyla Der Roman endet mit einem happy end, yani roman mutlu sonla bitiyor, sonlanıyor diyecek olursam der Roman endet mit einem happy end demiş oluyorum. Ya da şöyle de diyebilirdim, der Roman endet dramatisch, dramatik bir şekilde bitiyor dediğimde der Roman endet dramatisch ya da der Roman endet offen. Offen neydi arkadaşlar? Açık. Demek ki açık uçlu bitiyor. Yani sonu belli değil. Belirsiz bir şekilde, ucu açık bir şekilde bitmiş oluyor dediğimde Der Roman endet offen demiş oluyorum. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım, bir toparlayalım. Ne demiş oluyoruz? Der Roman endet tragisch. Trajik bir şekilde bitiyor. Der Roman endet mit einem happy end. Mutlu sonla bitiyor roman. Der Roman endet dramatisch, dramatik bir şekilde bitiyor. Der Roman endet offen, ucu açık bir şekilde bitiyor demiş oluyoruz. Der Roman handelt von. Der Roman handelt von. Der Roman beschäftigt sich mit. Der Roman beschäftigt sich mit. Thema des Romans ist. Thema des Romans ist. Im Roman geht es um. Im Roman geht es um. Die Geschichte beginnt mit. Die Geschichte beginnt mit. Danach später. Danach später.
Der Roman endet tragisch. Der Roman endet tragisch. Der Roman endet mit einem Happy End. Der Roman endet mit einem Happy End. Der Roman endet dramatisch. Der Roman endet dramatisch. Der Roman endet offen. Der Roman endet offen. Geldik roman incelemesinin 3. bölümüne arkadaşlar. Bu 3. bölümde Bewertung, kritik, Bewertung değerlendirme, kritikte anlaşılacağı üzere kritik yapma ile ilgili olan yapıları incelemeye. Evet, ne diyor ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar? Der Roman ist war ein großer Erfolg. Evet, roman şimdiki zaman ya da geçmiş zamanda kullandığımızda eski bir edebi bir eserse değil mi? Ein großer Erfolg. Erfolg neydi arkadaşlar? Başarı, büyük bir başarı değil mi? Roman büyük bir başarı ya da başarı idi derken war kullanacağız. Ein Reinfall derken arkadaşlar, Reinfall da büyük hayal kırıklığı anlamına geliyor. Yani hayal kırıklığı derken der Roman ist ein Reinfall, hayal kırıklığı demiş oluyoruz. Nicht der Rede wert, konuşmaya değmez. Yani hiç ne iyi ne kötü, yani aslında bunu nasıl değerlendirebiliriz? Olumsuz anlamda değil mi? Çünkü konuşmaya bile değmeyecek bir roman diyecek olursak demek ki der Roman ist nicht der Rede wert demiş oluruz. Dolayısıyla burayı toparladığımızda roman büyük bir başarı derken geniş zamanda ya da şimdiki zamanda ist'i kullanacağım ya da geçmiş zamanda war ne diyeceğim? Der Roman ist ein großer Erfolg ya da der Roman war ein großer Erfolg. Büyük bir hayal kırıklığı diyecek olursam der Roman ist ein Reinfall diyeceğim ya da konuşmaya bile değmez diyecek olursam der Roman ist nicht der Rede wert demiş olacağım. Özellikle güzel olan şuydu ya da özellikle kötü olan şuydu diyecek olursam besonders gut ist, tabii bunu geniş zamanda kullanıyorum, ya da besonders schlecht ist, özellikle kötü olan şey şuydu demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Roman schafft es. Schaffen neydi? Başarmak demekti. Die Leser zu begeistern. Begeistern arkadaşlar okuyucuyu ne yapmak? Cesaretlendirmek, yani mutlu etmek, onları hayran, evet hayran bırakmak. Çoğu zaman bunun Türkçe karşılığında birazcık böyle ikilemde kalabiliyorum. Begeistern arkadaşlar demek ki ne yapmak? Onları heyecanlandırmak anlamına gelebiliyor. Zu fesseln, fesseln arkadaşlar ip, yani kolunu bağlamak demek. Yani öyle sürükleyici bir roman ki okuyucu ne yapmış oluyor? Bağlanmış oluyor deriz ya güzel Türkçe'de. Fesseln de demek ki bağlamak demek. Tabii diğer anlamı da şu arkadaşlar. Mesela diyelim ki polis işte hırsızı ne yapıyor? Kelepçeliyor dediğimizde fesseln aynı zamanda da kelepçelemek anlamına gelmiş oluyor. Zu Tode zu langweilen, evet ölümüne demek bu. Zu Tode zu langweilen, bu Almanca'da bir deyim arkadaşlar. Yani ölümüne sıkmak, boğmak. Yani o kadar sıkıcı ki anlamına gelmiş oluyor. Zu Tode zu langweilen demiş oluyoruz. Zu deprimieren, bu da güzel Türkçemizdekinin aynı aslında. Depresif yapma, yani moralini bozma, düşürme, öyle değil mi? Olumsuz bir şekilde evet, olumsuz bir şekilde karşısındakine koyma, depresif bırakma anlamına gelen zu deprimieren yapısını görmüş oluyoruz. Demek ki schaffen neymiş arkadaşlar? Başarmak demekmiş. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Roman ist ein großer Erfolg. Der Roman war ein großer Erfolg. Der Roman ist ein Reinfall. Der Roman war ein Reinfall. Der Roman ist nicht der Rede wert. Der Roman war nicht der Rede wert. Besonders gut ist, besonders schlecht ist,
Der Roman schafft es, die Leser zu begeistern. Der Roman schafft es, die Leser zu fesseln. Der Roman schafft es, die Leser zu Tode zu langweilen. Der Roman schafft es, die Leser zu deprimieren. Sonraki bölümümüz arkadaşlar empfehlung. Empfehlung tavsiye demek. Demek ki tavsiye empfehlung demekmiş. Der Roman ist für Leser, die gerne lachen. Bakın burada cümle bize ne diyor? Roman gülmeyi seven okuyucular içindir. Dolayısıyla bakın burada der Roman ist für Leser, die gerne lachen. Bakın burada bir gönderme var. Virgülden hemen sonra die gelmiş. Burada ne yapıyoruz? Okuyucuya bir gönderme yapmış oluyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla gülmeyi seven okuyucular içindir roman diyecek olursak der Roman ist für Leser, die gerne lachen. Peki romantik olanlar içindir diyecek olsaydık ne olurdu o zaman arkadaşlar? Gene aynı yapı, ancak bu sefer gerne lachen yerine romantisch sind gelecekti. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? Der Roman ist für Leser, die romantisch sind. Yani roman romantik olan okuyucular içindir diyecek olursak demek ki der Roman ist für Leser, die romantisch sind. Sonraki yapıya baktığımızda arkadaşlar burada auf action stehen. Evet, burada ne demek istiyor? Action bu bir tür arkadaşlar. Almanca'da İngilizce'den gelen bir yapı bu. Action macera demek arkadaşlar. Aynen Almanca'da da action diye geçiyor. Demek ki macera action demekmiş. Auf action stehen aksiyonu, macerayı seven anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla roman aksiyonu seven okuyucular içindir diyecek olursak bunun Almanca karşılığı der Roman ist für Leser, die auf action stehen demiş oluyoruz. Dilerseniz burayı bir toparlayalım. Roman gülmeyi seven okuyucular içindir derken der Roman ist für Leser, die gerne lachen demiş oluyoruz. Roman romantik olan okuyucular içindir derken der Roman ist für Leser, die romantisch sind demiş oluyoruz. Roman aksiyonu seven okuyucular içindir derken der Roman ist für Leser, die auf action stehen demiş oluyoruz. Abschluss, evet Abschluss bitiriş bölümü arkadaşlar. Burada artık ne yapıyoruz? Roman değerlendirmesini bitiriyoruz. Bakın burada noktalarla, evet nokta 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 demiş. Sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Bakın burada ne diyor arkadaşlar? Burada eserin ismini veriyorum, belirtiyorum. Sollte man auf jeden Fall, auf jeden Fall her halükarda demekti, öyle değil mi arkadaşlar? Her halükarda auf jeden Fall gelesen haben neydi? Lesen okumak demekti. İşte falanca eseri her halükarda okumak gerekir. Evet, bakın bu eser hakkında ne yapmış oldum? Giriş, gelişme bölümünde değil mi? Değerlendirme bölümünde bitirdikten hemen sonra artık bitirişteyim. Ve burada ne diyorum? İşte bu eseri her halükarda okumuş olmak gerekir derken sollte man auf jeden Fall gelesen haben demiş oluyorum. Sonrakine baktığımızda arkadaşlar sonraki cümleye nokta 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 demiş. Ist sein Geld wert? Evet. Verilen bu paranın karşılığı, yani paranın karşılığını veriyor diyecek olursak ist sein Geld wert demiş oluyoruz. Geld neydi? Para demekti. Wert değer demekti. Yani parasının karşılığını veriyor demiş oluyoruz bu cümleyle. Evet, eserin ismini belirtiyoruz ve diyoruz ki ist sein Geld wert demiş oluyoruz. Ist ein echter Flop. Evet, flop da arkadaşlar hayal kırıklığı demek. Ist ein gerçek bir hayal kırıklığı derken ist ein echter Flop diyebiliyoruz. Ja da ist eine große Enttäuschung, büyük bir hayal kırıklığı. Bakın burada da gene aynı anlam çıkıyor ortaya. Eine große Enttäuschung, büyük bir hayal kırıklığı. Ya da biz bunu eyleme döktüğümüzde die Enttäuschung ne olmuş bakın burada? Enttäuschend, hayal kırıklığına uğratıcı şeklinde değerlendirmiş oluyoruz. Demek ki burayı
toparladığımızda arkadaşlar ne demiş oluyoruz? Ist ein echter Flop. Büyük bir hayal kırıklığı değil mi? Eine große Enttäuschung. Evet, burada da gene aynı anlam arkadaşlar. Güzel Türkçemizdeki aynı anlam. Eine große Enttäuschung. Ya da enttäuschend gene hayal kırıklığına uğratıcı anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Der Roman ist für Leser, die gerne lachen. Der Roman ist für Leser, die romantisch sind. Der Roman ist für Leser, die auf Action stehen. Sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ist sein Geld wert? Ist ein echter Flop. Ist eine große Enttäuschung. Ist enttäuschend. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Bewertung eines Romans, yani bir romanın incelemesi konusunu detaylı bir şekilde görmüş olduk. B2 olduğu gibi aynı zamanda C1 konuları dahilinde olan bu ders videomuz umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.